kırdım kırdım. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir drone modeliyle karşınızdayım. Çok uzun zamandır hobi amatör drone modellerini incelemiyoruz. Bugün karşımızda Aden E58'in en büyük rakibi Hubsan markasına ait ve bence de Aden'e rakip olması amacıyla üretilmiş Hubsan H58X modeli var. Drone en önemli özelliği olarak engel sensörü ve fırçasız motoruyla öne çıkıyor. Hızlı bir şekilde kutu açılımını yapalım, ardından hemen özelliklerini inceleyelim. Ama ufak bir şeye de değinmeden geçemeyeceğim. Ekonomik kriz nasıl bizi vuruyorsa demek ki Hubsan firmasında vurmuş ki artık kutu içerisine bir kullanım kılavuzu yerleştirmemişler. Kutunun üzerinde yer alan QR kodunu okuttuğunuzda bütün kullanım kılavuzu ve uygulamasına erişebiliyorsunuz. Kağıt masrafından tasarruf etmek için böyle bir şey yaptıklarını varsayıyorum. Muhtemelen böyledir. Her firma artık ürünlerin boyutlarını vesaire masraflarını kısaltmaya çalışırken onlar da herhalde böyle bir şey yapmışlar. Hadi hemen kutu açalım, bakalım içinden neler çıkıyor. Drone'umuz güzel bir çantayla birlikte geliyor. Hemen içinden ne çıkıyor bakalım. Bir tane drone'umuz var. Bu drone'a ait iki tane batarya, bir tane kumanda. Dört tane pervane koruyucu, bir tane USB kablo, dört tane yedek pervane, bir tane tornavida, bir de boş poşet. Kısaca drone'un özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Drone'umuz katlanır bir drone modeli, çok hafif, belki 140 gram civarında, web site verilerini hatırlamıyorum açıkçası. Bununla birlikte bence drone'u şahane yapan şeylerden bir tanesi fırçasız motorlar. Fırçasız motorlar bize iki şey kazandırıyor. Birincisi inanılmaz bir rüzgar direncine sahip oluyoruz. Yani daha önceki hobi amatör drone modellerinde bir GPS'iniz yoksa drone savrulabiliyordu. Ama bunda artık o savrulmadan etkilenmeyeceğinizi, yani %80 oranında etkilenmeyeceğinizi size garanti edebilirim. Bunun haricinde cihazın üstünde yer alan şu modül var ya, şu siyah modül. Bu ön, arka ve sağ sol taraflarından cihaz için engel sensörü görevini görüyor. Ve bir de cihazın alt kısmında yer alan bu iki tane minik kameradan cihazımız bulunduğu konumu sabitleyerek, yani görüntüsel olarak sabitleyerek bulunduğu noktada havada sabit bir şekilde kalmaya çalışıyor. Yani içinde bir görüntü işleme teknolojisi var. Buna da Visual Positioning System, yani VPS diyoruz. Bahsetmek istediğim bir diğer özellik ise kamerasında bulunan 2 adet lens. Peki bu 2 adet lens ne işe yarıyor? Tabii ki bundan bir düğün fotoğrafı, düğün hikayesi ya da işte bazı anılarınızı ölümsüzleştirmek için kullanabileceğiniz bir drone modeli değil. Böyle bir kameraya sahip değil. Tost makinesinden biraz hallice bir görüntü alacaksınız ama şu çok önemli. Daha önce de olduğu gibi Hubsan'ın drone'larında biliyorsunuz elinizi kaldırdığınızda ya da işte zafer işareti yaptığınızda fotoğraf ve video çekebiliyordunuz. Ama bunda ekstra olarak bir sensör daha koymuşlar. Hemen kameranın üzerinde bunu göreceksiniz eğer drone'u satın alırsanız. Ki ben de şimdi size gösteriyor olacağım detaylarında. Buradaki mercek sayesinde çektiğiniz iki ayrı görüntüyü kendi fixlemeye ve sabitlemeye çalışarak daha stabil bir görüntü vermeye çalışıyor. Diyeceğim o ki, yani demem o ki, günün sonunda 2000 lira vererek bir drone almak istiyorsanız, bu tabii ki siz belki videoyu izlediğinizde bu tutar değişmiş olabilir. H58X sizin için muhtemelen en iyi seçeneklerden biri olacak. Cihaz aynı zamanda bize 2 adet batarya ile geldiği için bir batarya ile yaklaşık 10 dakika civarında kapalı ortamda uçuş süresi veriyor. Peki bu cihazın en çok merak edilen özelliklerinden biri olan engel sensörünü nasıl devreye alabiliriz? Bence burası çok önemli ve bunu bilmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Kumanda üzerinde OAS, yani Obstacle Avoidance Sensor butonuna uzun süre bastığınızda cihazdaki bu sensörü açıyorsunuz. Artık ne oluyor? Cihazı götürmeye çalıştığınızda, şimdi birazdan uçururken bunu göstereceğim size, cihaz gitmeyi reddediyor ve dolayısıyla burada engel sensörüne, yani kaza riskiniz minimize edilmiş bir drone'a sahip oluyorsunuz. Eğer bu drone'u satın almayı tercih ederseniz bence sizin için belirleyici kriterlerden bir tanesinin bu engel sensörü olması lazım. Çünkü malum fırçasız motorlara sahip ve bunların dönüş hızı çok yüksek. Bunlar kazalara ve yaralanmalara sebep olabilir.
Ufak bir anekdot da paylaşmadan geçemeyeceğim. Geçtiğimiz günlerde büyük bir oyuncak mağazasından Star Wars Legos almak istediğimde 3500 ila 4000 lira arasında fiyat aralığı gördüm. Şimdi sadece bir sefer yaptıktan sonra tekrar kılavuz olmadan yapamayacağım bir oyuncağa bu kadar vermektense böyle bir drone alıp aslında çocuğun motor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak bence daha ideal olabilir. Ya da ne bileyim işte Marvel karakterleri tarzında oyuncaklara para vermek yerine bu tarz bir oyuncak alıp 8 kanallı kumandasıyla çocuğun motor becerilerinin gelişmesine imkan tanımak, ona bu fırsatı sunmak, en azından gökyüzü tecrübesini, belki havacılık isteğini tetikleyecek bir şeyler yapmak hepimiz için ve belki bu toplum için çok daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yine drone ile alakalı hoşuma giden şeylerden bir tanesi tasarımının biraz daha artık keskin yüzeylere sahip olması ve tasarımda daha fazla detayın kullanılması. Şöyle Tesla logosuna benzeyen bir logosunu burada görebileceğinizi düşünüyorum. Bununla birlikte pili taktığınızda drone elinizde çok daha ağır bir konuma oturmuyor. Hala hafif. Bu da bence dışarıda uçurmamanız ve kapalı alanda uçurmanız için bir neden daha diyebilirim. Tabii her şey dört dörtlük mü değil, kusursuz mu değil. Eksilerinden de bahsedelim. Yıl olmuş 2023. Hatta 2023'ün son günlerindeyiz. Bir ay sonra 2024'e gireceğiz. Drone'u siyah gönderirken kabloyu beyaz göndermişler. Hala kablo, bakın şu plastik şeylere sarılı. Bunu bir poşete koymamışlar. Daha doğrusu koymuşlar ama akvaryum yemi poşeti benim için. Bu kilitli poşete koymuşlar. Hepsini bir kenara geçiyorum. Bugün artık iPhone bile direnmeyi bıraktı ve Type-C kabloya geçti. Allah aşkına bu nedir? Bir tarafı USB, bir tarafı micro USB bir kablo. Keşke Type-C olsa. Artık bu tür gelişmeleri beklediğimizi ısrarla söylüyorum. Hala bataryanın üzerine şurada minnacık bir deliğe şunu yerleştirmeniz lazım. Bunu yerleştirip şu kısacık kabloyla şarj etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Doktor drone olarak size tavsiye edebileceğim şeylerden bir tanesi de bataryanızı powerbankle ya da laptop üzerinden şarj etmeniz. Direkt güç kaynağına bağlamanız batarya hücrelerinde ani kurumalara ve bataryanızda güç kaybına neden olabilir. Bununla birlikte bataryayı şarja taktığınızda bataryada kırmızı bir ışık göreceksiniz. Şarjı bittiğinde muhtemelen ya yeşil bir ışık yanacak ya da bu ışığın söndüğünü göreceksiniz. Buna dikkat edebilirsiniz. Yani akşamdan şarja bırakayım da sabaha kadar kalsın demeyin. Bunlar normal bildiğiniz piller gibi piller değiller. Hücreleri kurutursanız batarya ömrünüz çöp olur. Bataryalar da garanti kapsamında hiçbir zaman hiçbir üründe değerlendirilmediği için canı sıkılan, günün sonunda üzülen yine siz olursunuz. Bu tavsiyemi de lütfen kulak arkası yapmayın. Tekrar altını çizerek belirtiyorum. Akşamdan ya da boş bir vaktimizde çok uzun bir süre değil, belki bir sayaç kurarak bataryamızı maksimum 2-2,5 saatlik bir ara için şarja takıyoruz. Zaten bu sürenin sonunda ışığın renginin değiştiğini, kırmızı ışığın kaybolduğunu göreceğiz. Bunu gördüğümüzde bataryayı çıkartıyoruz. Tekrar ve tekrar ve tekrar belirtiyorum. Bunlar sıvı hücreli piller. Kurutursanız bataryanızın hiçbir anlamı kalmaz ve bataryalar asla garanti kapsamında değerlendirilmiyor. Paramızı çöpe atmayalım, canımızı sıkmayalım, hem de üzülmemiş olalım. Uçuş süremizden de feragat etmemiş oluruz. Hadi şimdi drone uçurmaya geçelim. Cihazı uçururken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi artık eskiden moda olan bu aduket hareketleri gibi işte iki joystick'i ortada buluşturma ya da işte ikisini bir tarafa çekme hareketlerini tamamen unutuyorsunuz. Artık tek yapmanız gereken şey, hemen onu göstereceğim size. Drone'u açmak. Akabinde kumandanızı açmak. Bir müddet bekliyorsunuz ve drone'un ışıkları artık sabit hale geldiğinde drone'unuz uçurmaya hazır. Tek yapmanız gereken şey kumanda kolunu bir an ileri itmek. Artık motorlarınız çalışmaya başlıyor. Hiçbir şey yapmazsanız birkaç saniye sonra drone'umuz çalışmayı durduracak. Ama uçurmak isterseniz yine tek yapmanız gereken şey kumanda kolunu hafifçe yukarı kaldırmak. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Drone'da herhangi bir GPS, herhangi bir şey yok. Drone'u ben kontrol etmiyorum. Drone tamamen altında bulunan GPS sensörleri sayesinde stabil kalıyor. Çok yaklaştı ışığa doğru. Birazcık oraya ayar vermem gerekiyor. Şöyle drone'unuzu biraz sabitlediğinizde artık drone'un çok da hareket etmediğini görebilirsiniz. Şöyle kaza kırıma uğramadan çekelim.
Hatta şöyle yapalım. Drone uçururken engel sensörünü açayım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Evet. Şu an cihazımızın engel sensörü açık. Çarpmamak için uğraşıyor. Şimdi şöyle oldu. Ben drone'u kaldırdım. Şöyle bir sıkıntı var. Drone'u demek ki engellerin arasında kaldırmamak gerekiyormuş. Drone'u çarptık. Mekanı görebilmeniz için söylüyorum. Drone'u kaldırdığımda burada ışığımız vardı. Bunları gösterebiliyorsak gösterelim. Şurada bir ışık vardı. Ben kaldırdığımda drone işte böyleydi. Muhtemelen ya ben ne yapacağım iki engelin arasında dedi ve çarptı. Pervanelerde bir hafif hasar var. Bakalım kaldığı yerden drone'umuz uçmaya devam edecek mi? Kaldığı yerden yine yaptım. Şu an engel sensörü açık mı? Onu... Ya evet, sağlamlığına gelecek olursak bence burada sorun yok. Hazır böyleyken ben de kalkayım bir drone'u uçurmaya devam edelim. Şöyle. Şimdi şu an engel sensörünü açtım. Drone'a yaklaşıyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Yani doğruyu söylemek gerekirse biraz daha engel sensörü tepkisinin hızlı olmasını beklerdim. Biraz yavaş. Şöyle. Şöyle yapayım. Evet, engelden kaçınıyor gerçekten ama biraz geç kaçındığını düşünüyorum. Şöyle, evet. Şimdi bunu bir duvara doğru bir bakalım deneyelim ne yapacak şöyle tekrar kendimde. Mesela şurada bir insan olduğunu varsayarak şöyle ileri doğru götürmeye çalışıyorum. Evet. Cihaz gitmeyi reddediyor. Zaten uyarı amacıyla da kumandadan çıkardığı sesi duyabiliyorsunuz. Evet. Benim ileri komutumu yok sayarak hareket etmeye devam ediyor. Şu an cihazımız bakın çok sessiz bir şekilde tabii ben çok yaklaştım. Çok sessiz bir şekilde bulunduğu ortamda uçmaya devam ediyor. Bence bu gayet güzel bir özellik. Şöyle alttan yaptığımızda ne yapacak? Evet. Bir eksisi altında engel sensörü olmaması ama onun haricinde herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet bakın hiçbir şey yapmıyorum kumandayla. Kapalı alanda kendisi sorunsuz şekilde uçuşunu yapıyor. Demek ki çok yakın engellerin arasında uçurmamak kaydıyla böyle birazcık daha geniş bir alanda böyle bir uçuş yapılabileceği kanaatindeyim. Bakın şu an herhangi bir şey yok. Şöyle yaklaşıyorum. Cihaz uyarı veriyor. Çok hala uyarı veriyor. Beni uyarıyor bakın. Uyarıyorum tekrar. Fırçasız motorlu bir cihaz olduğu için susar mısın? Fırçasız motorlu bir cihaz olduğu için yaralanma ve kazalar çok daha büyük sonuçlara neden olabilir. Yani elinizi kestirdiğinizde normal bir drone'da belki hiçbir şey olmayacak ama fırçası motorlu bir drone'da eliniz kanayabilir ya da daha büyük yaralar oluşabilir. Bunu da dikkate alarak güvenli bir ortamda uçuş yapmanızı tavsiye ediyorum. Hobi amacıyla alacaksanız en ideal çözümlerden bir tanesi gördüğünüz üzere engel sensörü var, fırçası motorları var. Sizi gayet tatmin edecek. Şu an 2000 TL bandına alabileceğiniz, parasının hakkını veren daha iyi bir cihaz maalesef yok. O yüzden paranızın hakkını vermek ve eğlenmek için bu cihazı tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Bir özellikten bahsetmeyi de unuttuk. Bu kadar çok bir şeyi unutarak video çektiğimde nadir açıkçası. Tabii ki şaka, her şeyi unutarak video çekiyoruz. Bakın şimdi neyi özelliğini bulduk. Bakın kamerası da yine kumanda üzerinden çalışıyor. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen drone'un kamerasından çekilmiş bir videoyu ya da fotoğrafı da yine ekrana yansıtıyor olacağız. Biraz böyle kendimden uzaklaştırayım. Kamerasını çok rahat bir şekilde açısını havadayken değiştirebiliyorsunuz. Bu da yine böyle bir drone'dan yani bu fiyata alacağınız bir drone'dan beklenmeyecek bir özellik. Şu an muhtemelen bataryası azalıyor. Onun uyarısını veriyor. 10 dakikadan fazla uçtu diyebilirim eğer videonun başından itibaren bakarsak. Çünkü 3-4 kez kaldırmak zorunda kaldık. Bakalım bataryası bittiğinde ne yapacak? Evet, drone'un da aslında ışıkları yanıp yanıp sönmeye başladı. Buradan bataryasının bittiğini anlıyoruz. Biraz daha bekleyelim. Burayı hızlıca sardırabiliriz aslında. Drone'un bataryası bittiğinde ne olacağını çok merak ediyorum. En azından kaç dakika uçtuğunda canlı olarak test etmiş oluruz. Geçen bir tane drone'un altında Trendyol'da incelerken bir yorum gördüm. Pardon, ürün sorusu gördüm. Adam şeyi sormuş. Havadayken bataryası biterse ne oluyor diye. Evet, havada bataryası bittiği zaman ne oluyormuş? Drone kendi kendine
yere iniyor. Yani kendi kendine yere inecek kadar da zeki bir ürün. Videoyu tamamladığımızda fark ettik ki iki şeyden hiç bahsetmedik. Cihazın stabil durması ve cihazın takla özelliği. Şimdi bunlarla alakalı yapmamız gereken şeylerin başında drone'u açtıktan sonra hemen drone'u açıyorum tekrar. Kumandamı açıyorum. Işıklarımın sabit hale gelmesini bekliyorum. Işıklarım sabit hale geldiğinde kumandamı iç bükey yaptığımda drone'un ışıkları yanıp yanıp sönmeye başladı. Tekrar sabit hale geldiğinde artık drone'um kalibre olmuş ve uçuşa hazır. Bunu her uçuşunuzdan önce yapmayı alışkanlık haline getirirseniz sizin için iyi olacak kanaatindeyim. Joystick'i bir kere ileri yaptığımda pervaneler çalışmaya başladı. Bakın bir yerinde de kalktı. Şimdi şu an cihaz kalibre olmuş haliyle hiçbir şey yapmadan sanki sopayla oraya koymuşlar gibi sabit bir şekilde duruyor, görüyorsunuz. Sanki GPS'i varmışcasına ortamda bu şekilde sabit durabilen bir drone'u çok uzun süredir açıkçası görmemiştim. DJI Tello'larda falan buna benzeyen bir şey vardı ama onlar da bu kadar sabit durmayı ortamdaki rüzgardan dolayı başaramıyorlardı. Bunun haricinde yine cihazı bataryası zayıfken yapamayacağınız bir aktivite ama R1 diye tabir ettiğimiz butona bastığımızda takla attırabiliyoruz. Muhtemelen kamera açısı orayı almadı ama aldı mı kameramı? Bir daha atalım mı? Evet, takla attırabiliyoruz. Birazcık şöyle indireceğim. Bu öne taklaydı, bu da arkaya taklaydı. Yani cihazımız hem fırçasız motorlu hem takla atabiliyor. Hem de bulunduğu yerde inanılmaz bir stabilite sağlıyor. Şu an engel sensörü açık değil. Bakın şöyle yanaşacağım. Herhangi bir şey olmuyor. Engel sensörünü daha önce de bahsettiğim gibi kumanda üzerinde yer alan OAS yani Obstacle Avoidance Sensor butonuna basılı tutarak aktive edebiliyorsunuz. Bakın herhangi bir uyarı, bir ses, bir şey vermiyor. Ama drone'umuz gayet sabit, gayet stabil bir şekilde bulunduğu yerde duruyor. Peki ben şu an neredeyim? Bize ait olan Amazon ürünlerinin fotoğraflarını çektiğimiz bir fotoğraf stüdyosundayım. Eğer siz de Amazon ürünlerinizin fotoğrafını çektirmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.